Hakikaten çok ehemmiyetli bir mektup. Bediüzzaman'ın ruhunu doğru okuduğuna dair fevkalade önemli bir mektup ki bunu bugün bütün hocalarım birlikte sontajını yapmaya çalışacağız. Şimdi burada bu mektupta Bediüzzaman dikey yerine yatayın rol almaya başladığı yeni sosyal dünyanın işaretlerini veriyor bu mektupta. Yani zamanın değişmesi, insanlığın farklı bir evreye doğru geçmesi beraberinde ilişkileri, davranış kalıplarını, etkileşim biçimlerini doğrudan etkiliyor. Burada onun kendi ekibine, kendi cemaat arkadaşlarına, yakın dostlarına, beraber hizmet ettiği arkadaşlarına nasıl yansıması gerektiğine dönük bir anlam haritası veriyor. Şimdi insanlığın aslında tecrübelerini ilerlettiği, sosyal dünyanın farklı bir evreye girdiği, burada birey yerine grubun yani cemaatin ön plana çıktığı bir gelişmişlik çağındayız ve Bediüzzaman o gelişmişlik çağına uygun bir şekilde bir hiyerarşi yerine yatay ilişkilerin devreye girmesi gerektiğini söylüyor. Şimdi bir örnek vermeye çalışacağım. Belki Bediüzzaman'ın çağdaşı sayabiliriz. Alman sosyolog Ferdinand Tönnies'in malumunuz toplumları zamansal açıdan ve gelişmişlik düzeyini anlatmak açısından iki devreye ayırıyor. Cemaat evresinden cemiyet evresine doğru geçişi ifade eder. Yani belki bir parça Bediüzzaman'dan önce yaşamış olması ama vefat tarihine baktığımızda Bediüzzaman'ın çağdaşı sayılabilir. Dolayısıyla cemaat evresinden cemiyet evresine doğru toplumların geçtiğini ifade ediyor ki sonraki dönemlerde sosyal bilimciler, özellikle sosyologlar bu kabul üzerinden toplumları değerlendirmeye gayret etmişler. Şimdi ama tabii oradaki cemaat kavramı bizim buradaki cemaat kavramına tekabül etmiyor. Orada daha çok kapalı toplumların, birebir ilişkilerin egemen olduğu, belki bir anlamda köy toplumunu ifade eden, oradaki ilişki şekillerini anlatmaya çalışan, ondan sonraki cemaat evresi de daha çok işte şehir hayatının, karmaşık ilişkilerin veya kurumsal yapıların egemen olduğu içinde yaşadığımız çağı ifade ediyor cemiyet. Burada bizdeki bunun karşılığı ne olabilir? Bireyden cemaate geçiş şeklinde bunu düşünebiliriz. Yani Bediüzzaman'ın zaman cemaat zamanıdır, tarikat zamanı değildir, imanı kurtarmak zamanıdır derken o tarikattaki, bakınız, tasavvuf ifadesini kullanmıyor. Bunu kendi bağlamından koparmadan konuşmak gerekiyor. Çünkü tarikat tasavvufun kurumsallaşmış şeklidir. Tarikat ifadesini tırnak içinde bilerek tercih ediyor. Yani orada kurumsal yapıda çok ciddi bir hiyerarşi söz konusu. İslam tarihinde de böyledir. Yani bir şeyhin tepede olduğu, merkezde olduğu ve bütün gözlerin ona döndüğü, bütün davranış kalıplarının ve hareket tarzlarının o şeyhin talepleri doğrultusunda veya arzusu yönünde şekillendiği bir İslam tarihi, çok da geniş bir İslam tarihi. Yani Hicri 3. 4. yüzyıldan sonra tasavvuf ve tarikat zühdle birlikte başlayan bu tarikat hareketlerinin ta yakın çağımıza kadar devam ettiği hesaba katılırsa, böyle bir geleneğin İslam toplumuna yerleştiği ve düşünme tarzından tutun da davranış tarzına kadar bütün ilişkilerimizi, etkileşimlerimizi derinden şekillendiren bir şey bu. Fakat yeni dönemin, yani Bediüzzaman ismine aslında bu unvana layık bir şekilde bu yeni zamanın ruhunu okumak demek, bu hiyerarşinin dışında başka bir kalıbı ifade etmek demektir ki bu aslında sarmalın tekrar başa döndürülüp Asr-ı Saadet döneminde, yani Hazreti Ömer'e karşı
biz seni kılıcımızla düzeltiriz diyen bir kitlenin aslında oraya yeniden İslam ümmetini taşımaya dönük bir hareket tarzıdır. Böyle düşünmek gerekiyor. O zaman burada nasıl bir yaklaşım var? Burada bireysel akıl yerine daha çok kurumsal aklı diyebiliriz, ortak akıl diyebiliriz veya işte grup aklı, bununla birlikte topluluğun vicdanı gibi, yani kitlenin ve daha çok bir arada karar vermenin, bütün akılları bir arada buluşturabilmenin ve birlikte sonuç üretebilmenin bir şeyidir. Bu anlamda Bediüzzaman'ın ifade ettiği şey şahs-ı manevi kavramını kullanır. Yani fert yerine ferd-i manevi ifadesini kullanır ki burada bir tekamül sonucu ortaya çıkmış bir durumu tanımlıyor. Yani tekamülden şunu kastediyorum. Nasıl ki Hazreti Peygamber'in dönemi önceki peygamberlerin dönemiyle farklılık arz ediyor. Bediüzzaman metinlerinde önceki dönemin peygamberlerinin düzeyleriyle ve insanlığın geldiği seviye ile Hazreti Peygamber döneminde insanların geldiği seviye ve bireylerin tekamülü arasında bir düzey fark var. Ondandır ki önceki peygamberlerin hitap alanları çok daha lokaldır. Ama Hazreti Peygamber'in nübüvveti bütün insanlığa şamildir. O açıdan biz Hazreti Peygamber'in dönemiyle önceki dönemleri farklı değerlendireceğiz. Bu bağlamda aynı mantık ve kurgu içinde mesela 800'lü 900'lü yılların bireysel kalıbıyla veya işte insanlığın geldiği seviye ile içinde yaşadığımız işte modern çağda, küresel çağda, dijital çağda şartların çokça değiştiği ve insanların çok farklı bir evreye geldiği dönem arasında mutlaka bir fark olması gerekiyor. Ve Bediüzzaman o ünvana uygun bir şekilde o farkı çok doğru bir şekilde okumuş. Ve burada bu farkı dile getirirken ben yani mektubun somut içeriklerine girmeden mektubun ruhu üzerinde konuşmayı arzu ediyorum. Hocalarım çünkü konunun somut içeriğine gireceklerdir. Orada Bediüzzaman birey yerine şahısların ön plana, şahısları yerine şahs-ı manevinin ön plana çıkması gerektiğini söylüyor ki geçen hafta dile getirmeye çalıştığım bir kavram daha var orada. Şahs-ı manevi derken mesela belki Risale-i Nur talebelerinin şahs-ı manevisi ifadesini de bazı yerlerde kullanır ama kavrama çokça vurgu yaptığı şey şudur. Risale-i Nur'un şahs-ı manevisi ifadesini kullanıyor. Bakınız, kitabı merkeze alarak bir ortak cemaat ve ortak akıl tanımlaması yapıyor. Risale-i Nur'un şahs-ı manevisi diyor. Bu açıdan Nebevi hilafetin bir temsilcisi anlamında zannedersem burada Risale-i Nur'un katibi dediği, yanlışım yoksa muhtemelen Husrev abinin mektubudur ve ona bir konum veriyor kendi üstadına haklı olarak ve konumlandırıyor bir yere. Ama Bediüzzaman doğrudan biraz önce ifade ettiğim o tekamülün ve insanlığın geldiği evreyi hesaba katarak ona çok başka şekilde cevaplar veriyor. Yani eskiden böyleydi ama şimdi böyle gibi şeyler üzerinden hakikate bir anlam biçiyor. Hiyerarşi yerine yataya bir anlam biçiyor. Ve muhatapların taleplerini ve arzularını, yani mesela Risale-i Nur metinleri çok ehemmiyetli Kur'an tefsiri olması hesabıyla ve şahs manevinin merkezinde zaten Risale-i Nur hakikatlerinin manaları var. Bu manaların ortaya çıkışında bile muhatapların talebinin çokça ehemmiyet arz ettiğini söylüyor. Yani mesela bir yerde ifade kudretiyle istifade kudretini eşit düzeyde tutar. Yani mesela ben siz olmasaydınız yazamazdım diyor. Benim ifade tarzım sizin istifade kuvvetiniz birbirini tamamlayan şeylerdir. Sizin talepleriniz beni buraya dürten temel etkendir der mesela.
Bu açıdan hiyerarşik bir yapının yerine, yani toplumlar da böyle olmuştur. Yani ekonomide mesela bir 20-30 yıl öncesinde toplam kalite yönetimi gibi çok tartışılan ve konuşulan bir kavram ekonomide bu vardı. Daha sonra siyasette, yani siyasette değil mi, toplumlar tekamül ettikçe kişi yerine, sultan yerine, padişah yerine, kral yerine, yani değil mi, emsalleri neyse, meclisler ve meclislerin şahs manevileri. Hatta zaman ilerledikçe tek bir hükümet yerine non-government dediğimiz organization, yani hükümet dışı organizasyonlar, sivil toplum örgütleri, hatta bir noktada onları çokça dürten temel noktalar olarak karşımıza çıkıyor ki dünyayı doğru okumak, yaptığın şeyin neticesini doğru ve iyi bir netice almayla paralel gider. Bu açıdan ben zamanın ruhunu çok doğru okuduğunu ve birey yerine ümmet aklını, bunu tabii kendi özelinde ve renginde, Risale-i Nur hareketi renginde bir cemaat aklı olarak, bir şahs manevi, ferdi manevi aklı olarak devreye koyuyor ki her bireyi insanlık yerine koyuyor. Yani münazaratta bir iki cümleyle bitireceğim. Münazaratta siz diyor şöyle şöyle yaptıkça hayvanlıktan çıkıp insan olursunuz, birey olursunuz yani. Yani kalabalık olmaktansa, değil mi, teba olmaktansa kişinin tebası, ümmet olursunuz, ama teba farklı bir kavramdır. Dikey bir yapı yerine, bir kişinin aklı yerine, yani Jön Türklere gönderdiği çokça önemli mektubunda da bunu dile getirir. Şahs manevinin sağır olduğunu, olaylar karşısında çok etkilenmediğini, daha doğru kararlar aldığını, yıllar sonra bunu kendi, yani belki kendi talebi dışında Cenab-ı Hakk'ın ihsan ettiği bir kitlenin, kendi cemaat hareketinin içinde kendisiyle birlikte hizmet eden insanlara aynı vurguyu tekrar onlara da yapıyor. Bakınız, ben değil, biz olacağız. Ortak aklı işleteceğiz. Beraber karar vereceğiz. Zamanı doğru tanımlayacağız. Kurumsallaşacağız, ama maddi kurumsaldan bahsetmiyor. Manevi kurumsallaşmadan bahsediyor. Onun için hilafeti manevi ifadesini mektupta kullanır. Ben çok daha fazla konuşursam mektubun içeriğine girmiş olurum ki arkadaşların mektubu içeriğini daha iyi konuşmalarına meydan vermiş olayım diye burada bitirmiş olayım.